güzelliğinizi tamamlayan Hatay Kuyumcusu Berlin, Avrupa yolcularını sunar. Evet efendim, Tayland. İşte burası Tayland değil, Almanya'nın güzel bir yeri burası efendim. Güzel bir kent Langen. Langen Bahnhof'un tam karşısında bir tane balık restoranı, bir tane fırın ve bir tane böyle güzel Station Point Thai Food diyor. Yani Tayland yemeklerinin restoranın olduğu yer efendim. İki kafadar sevgili Tümer Kaplan ve de Bilal Daş gazeteci kardeşimiz. Çok seviyle onu seviyoruz efendim. Çünkü eski dostumuz de Yerede'den bir yerlerden böyle güzel programlar yapıyordu. Helal olsun, çalışmışlar, düşünmüşler böyle 3 tane yeri Langen'e, Bahnhof'un içine böyle beraber çalışarak güzel 3 tane restoranı bir araya getirmişler efendim. Bir tanesi böyle Tayland restoranı, çok güzel bir restoran. Bir tanesi balık restoranı karşıda. Bu yanı başında da çok güzel bir fırın. Şimdi hepsini göreceğiz. Şimdi burası Tayland restoranı. Thai Food. İçerisi böyle çok güzel. Göreceksiniz. Leziz yemekleriyle Tayland'ın böyle leziz. Ustaları da oradan, Tayland'dan getirilmiş. Her şeyiyle mükemmel bir yer efendim. Sevgili Tümer Kaplan ve Bilal Daş kardeşime teşekkür ediyoruz ki bu güzel Almanya'da süper bir 3 tane mekanı bir araya Bahnhof'un içine sundukları için. Evet, şimdi bakkaraya gidiyoruz, fırına gidiyoruz efendim. Yine bir fırın. Hemen gidiyoruz. Evet efendim, Tayland'dan geldik buraya. Burası da yanı başında bir güzel bir fırın. Station Point Bakery Snack diyor. Herkes burada sabahları gelip kahvaltı yapar. Kimisi evlerine ekmek alır. Çeşit çeşit ekmekleri, broşinleri, taze taze kahvaltılar zaten. Hemen hemen 70-80 çeşit Türk usulü güzel kahvaltı, güzel ekmekler, güzel görüyorsunuz. Çok güzel bir mekan burası efendim. Tayland restoran ve de burası Bekaray Fırın ve karşısı Fish restoran. Görelim abi. Fish restoran tam Bahnhof'un içinde. Hepsi üçü bir arada. Üçü bir arada sevgili Tümer Kaplan, Bilal Daş kardeşimin güzel ortaklaşa yapmış olduğu süper yerler efendim. Station Bekaray, evet. Şimdi balıkçıya gidiyoruz efendim. O balıkçıyla burayı bir tamamlayalım. Haydi bakalım. Evet efendim, Tayland'dan sonra fırına gittik. Fırından sonra da buraya geldik. Burası da Fish restoran. Tam Bahnhof'un yanı başında, herkes trenden, istasyonundan iniyor buraya efendim. Sabah balık çorbası içiyorlar. Veyahut da öğlenleyin burada bankalar, şirketler var. Herkes gelip bu güzel balıkların lezzetini burada tadıyorlar efendim. Station Point. Taglik saat 8 ve 22 arası her zaman açık efendim. Sonntag und Freitag, hem Feiertag hem pazar ve bayramları da açık diyorlar. Görüyorsunuz Fischbrötchen zum Mitnehmen. Balık hamburgeri beraber götürmek için şahane. Çorbası, kafesi, her şeyi Station Point. Görüyorsunuz hakikaten Fisch restoran. Bu oraya gelip balık yemeye değer efendim. Çok güzel bir mekan. Lezzet. Nasıl çocuklar, yediniz mi balık? Evet, yedik. Nasıldı balık? Güzel, çok güzeldi. Her zaman geliyor musun buraya? Evet. Anne baba getiriyor mu? Evet. Sen gel buraya bakayım. Otur. Yefes iyi ya, duya. İyi. Good, good. It's good. Gel bakayım buraya, sen Türk iş. Evet.
Sen geldin buraya, hiç yedin mi? Güzel burası, aynen. Nasıldı? Ne yedin? Balık yedim. Balık yemiş, her şey. Zaten balıktan başka bir şey yok la burada. Balık var, kafe var, çorba var, her şey var. Nerede? Stasyon Point'ta efendim. Tümer Kaplan, Bilal Daş kardeşimin bu güzel bir Tayland yemek restoranı, bir stasyon, güzel bekarayı ve de burada da çok güzel bir fish restoranı. Nerede? Langen'de, Banoff'ta efendim. Haydi bakalım, Langen Banoff. Efendim lezzeti çok güzel olan güzel bir mekan açılmış. Güzel Langen bizde. O güzel mekanı açan sevgili Tümer Kaplan ve Bilal Daş iki kafadar kafayı vermişler. Demişler ki bir balıkçı açalım, bir fırın, bir de yanında Tayland restoranı. Üçü bir arada. Ne güzel. Üçü de yan yana. Biri Banoff'un içinde, biri karşısında. Yine o bir tarafı da burada. Değil mi efendim? Evet. Nasıl düşündünüz bu olayı siz gerçekleştirmek için? Biz yaklaşık 15 yıldır bu sektördeyiz. Evet. Tayland mutfağını Frankfurt'a ilk getirenlerdeniz. Helal olsun. Bizim Müslüman Türk kardeşlerimize. Ne güzel. Helal ettik. Evet, evet. Tabii oradan başladı bizim yolculuğumuz. Şimdi burada bir ihtiyaç dahilinde 3 restoranı bir arada. Hem fırın, hem balık restoranı, hem de 6 aylık daha bir bebek gibi. Ama herkes kime söylediysem biz biliyoruz orayı. Hele o balık yerini, Allah Allah, hakikaten herkese tavsiye ederiz hep Langen'de. Böyle tam Banoff'un içinde. Büyük bir başarı. Evet. Onları sonra hep tek tek konuşacağız. Şimdi şu misafirleri bir kaçırmadan, değil mi? Tabii. Hayır Demir Baba, hadi evet. Evet efendim, merhabalar, merhabalar. Afiyet bal şeker olsun. Nedir bu? Bu içinde muz olan. Evet. Yağda kızartılmış bir şey. Muz. Muzlu, evet. Bu da dondurma. Tayland bir yemeği zannettim ben. Ama yok, güzel yapmışlar. Yok, önceden yedik onu. Şunları evet. Kaldırmış şunları. Tabii şimdi. Çok güzel. Yok, kalsın bardak, kalsın. Bardağı getir buraya. Tamam. Ha, kaldır şunları. Şöyle koyayım şunu. Bu sıcak mı şimdi bu? Sıcak. Buna mı batıyorsun? Aynen. Allah Allah. Hadi ver bakalım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çok güzel. Dur al. Hoppa sen hayır. Of. Espresso yaptın iş. Biraz. Biraz. Hı-hı. Nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Sen siyah, ben beyaz. Beşiktaş. Nasıl bu Tayland restoran? Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Herkese öneririz. Yeni açılmasına rağmen siz burada mutlusunuz. Evet. Ne güzel. Ayağınıza gelmiş Tayland yemekleri, değil mi? Evet, aynen öyle. Sen ne diyorsun? Çok güzel. Çok güzel. Evet. Her şey güzel. Evet. Ben güzel. Biraz. Hakkı Bulut güzel, Hakkı Bulut. Çok güzel. Oo, ben biraz çok güzel. Ya Hakkı Bulut ya. Evet, bu Bekant in Türkay. Ganz großen wie Elvis Presley. Ya, komisi bitti ya. Her Hakkı Bulut. Merhaba. Evet efendim. Hello. Hello. Gel abi. Evet. Çok sağ ol. Ze ist große Sänger. Große Sänger. Arabex baba. Sagst du baba. 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 Alkışlayalım babayı hep beraber. Ha? Evet. Bu güzel kızlarımız, bu güzel mekana, Tayland restoranımıza sevgili Tamer. Tümer Kaplan Bey ve Bilal Daş kardeşimizin kurmuş olduğu güzel 6 aylık bir müessese burası. Zaten ben içeri girince biraz sürpriz oldu benim için. Çünkü görüntülere baktım, Çin görüntüleri. Evet. Ustalara baktım, Tayland. Hepsi Çin. Yapımcılara baktım, hep Çin. Fakat işleten Türk vatandaşı. Evet. Bundan da gurur duydum. Tümer ve kardeşimize ve Bilal kardeşimize kendilerine başarılar diliyorum. Ne güzel. Biraz sonra ben bu Çin restoranlarında yemek istiyorum. Allah özellikle. Allah. Vallahi. Balık da var. Tamam, balık yedim. Biraz sonra ben bu Çin restoranının bir yemeğini yemek isteyeceğim. Volunteer Essen. Schönes Essen, aber hier nicht sagst du schön hier. Hier? Ja, Thailand. Thailand Essen ist gut. Ja, und ja. Fisch, hast du gesehen in Banoff Ihnen eine Fisch Restaurant? Ich war noch nicht da, ich bin heute nur zum ersten aber Mal gekommen. Aber bitte, ich bitte Sie einmal probieren. Okay, tamam, yapar. Tamam, yaparım. Yaparım. Evet. Yaparım. Ya. Henüz 3 yaşından bir kardeşim var. Bravo. Seni ondan bile kıskanıyorum, kıskanıyorum.
Kıskanıyorum, kıskanıyorum. Allah Allah. Ne güzel be. Efendim bak, her hanımefendi Arap. Görelim efendim. Bu hanımefendi İtalyan iş. Ay çok hoş. İran tabii ya. Bu hanımefendi İtalyano. Bak İtalyan. Aklıma. Deutsch. Somali. Das ist Türkisch. Nereden? Ankara. Ankara değil o zaman. Kırşehir. Rahmetli Neşet Ertaş'ımızın evet. Şarkısı. Evet. Biliyorsun. Mühür gözlüm seni elden. Sakınırım, kıskanırım. Sen nereden? Somalya. Selam buradan bir Somalya. Sen söyle biz burada bu güzel Tayland restoranında Essen yapıyoruz. Söyle. Ja, egal. Wir sind heute in Langen in Station Point und es ist sehr gut hier. Kommt alle vorbei, schmeckt gut. Welche Stadt? In Langen, Hessen. Jawohl, alkışlayalım hep beraber. In die Stadt, acaba bir gün, ne iş on? Tirim niye? Ne? Tirim niye? Und in die Hamme. Ey, acaba bir gün. Zekiya. Zekiya? Ey. Rük Zekiya, Am dijile hone niye? Am dertle niye? Am anci. Kız Zekiya. Altı Zekiya. Merhaba. Hallo. Ich liebe Sahar. Ich kann. Ja, alles gut. Sind Sie leben in Langen? Nee, ich lebe in Frankfurt. Frankfurt? Ja. Aber nicht weit von Frankfurt hier. Nee, ja, nicht weit. Gefällt es dir hier? Ja, ich sehe schon. Das Essen hat auch lecker geschmeckt. Ja. Und Sie, Italienisch, was sagst du? Was soll ich denn sagen? Schmeckt gut. Ciao. Tutto a posto. Ja. Italiano wie Macaron ist besser oder hier? Thailand. Ja, italienisches Essen. Auch hier gut. Ja, hier ist gut. Auch gut, ja. Und die Deutsch. Ja. Es war sehr lecker, ich empfehle es jedem. Oder alle zusammen sagen Sie Avrupa yolcuları. Bu sefer program. Name. Hier. Avrupa yolcuları. Ein, hier, zwei, drei. Avrupa yolcuları. Nochmal. Avrupa. Ein, zwei, drei. Avrupa yolcuları. Nedir bu acaba? What is this? Das. Eis und? Banana. Ne? Banana. Nedir abi? Banane. Yeah. Muz tatlısı. Muz tatlısı bu efendim, dondurmalı. Evet. Tayland usulüne göre burada pişiriliyor. Evet. Yanına dondurmayla servis, üzerinde de bal dökülüyor. Çok güzel. Bu lezzeti kaçırmayın. Langen'e gelin efendim. Balık yerseniz balık. Tayland ise burası. Kahvaltı yapacaksanız yan taraf çok güzel bir fırın göreceğiz biraz sonra. Evet, her şey güzel, mükemmel, her şey taze görüyorsunuz efendim. Sebzeler. Evet Tümer Bey, ne yapıyor burada şimdi bu arkadaşımız? Şu anda taze sebzelerimizi, etlerimizi alıp buradan. Bunlardan. Evet, bizim buradaki en büyük özelliğimiz sebzelerimiz, etlerimiz her zaman hazır. Evet. Müşteri yemeğini sipariş ettiği anda. Anında yapıyor. Anında yani 3-4 tazelik. Dakikada tazeliği. Evet, evet, görelim bakalım. Evet. Tayland'dan gelen aşçımız gördüğünüz gibi. Tayland'dan gelen aşçımız. Evet. How's your name? Vinay. Vinay. Ya bu bakın zibidi. Ya. Noch einmal. Ja, sorry. Ja, nein. Karışıklar. Ya. Evet efendim görüyorsunuz. Taze müşteri istediği anında böyle burada yapıyorlar. Görelim ateş. Evet. Bakın şimdi. Efendim karışık sebzeli tavuklu
güzel. Oo, soya. Soya soslu. Evet, gel bakayım. Sürekli burada kendimiz yapıyoruz. Şimdi bunu bir aşçılarımız, yani. Evet, aşçılarımız yapıyor ve pirinçle servis yapıyoruz. Evet. Ekmek yok. Pirinç. Good, yamak. Danke schön. Hähnchen. Danke schön. Ja. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Alles danke schön. Ja. Jawohl. Tamam. Evet efendim, biraz sonra da sofraya koyulacak Hakkı Bulut'la beraber yemeğini yiyeceğiz efendim. Evet. Evet, buyurun buyurun. Evet efendim, güzel bir tavuklu. Buyurun buyurun buyurun. Bitiş şön. Yaval. Hakkı abinin yanına getir, koy buraya. Haydi bakalım. Dangi şön. Evet, sayın seyirci, görüyorsunuz. Bir tavuklu. Bu neydi Hakkı baba? Vallahi ben... Gel abi. Ben hiç ayrım yapmadan Tümer Bey'in bu güzel mekanında bir Tayland yemeği yemek istedim. Evet. Ve merak ettim daha doğrusu. Evet. Şu anda Tayland'a ait özellikleri taşıyan bir yemek geldi önüme. Ne güzel. Hatta merak ediyorum lezzeti nasıl diye. Daha henüz kaşık batırmadım. Yani bir batır bakayım. Kaşık batıracağız. Yok şimdi. Batır. Çatalı batır. Televizyonun karşısında... Olsun, batıralım abi. Görelim, ben de bakayım. Evet. Tavukmuş bu. Oo, tavuk süper. Olsun. Evet efendim. Tavuk mu ya? Benimki et, tavuk değil. Hmm. Benimki et. Allah! Tabii her yemek yediğimde özellikle şunu söylerim. Cenab-ı Allah bana nasip etti. İnşallah yardıma muhtaç. Bunu yiyemeyen insanlara da Allah nasip etsin. Bu hayatın bir gerçeğidir. Şu anda bu güzel mekanda bu güzel Tayland yemeklerini, Tayland ustalarının yaptığı, Tayland garsonların çalıştığı, Tayland yazısıyla süslenen bu güzel mekanda bu yemeği bize ikram ettiler. Sağ olsunlar. Kendilerine sonsuz teşekkürler ediyorum. Soğuyacak. Hadi başla. Abi başlayacağım da ekran karşısında yemek yerken nasıl bakayım? Evet Elif Hanım, nedir bu? Bana yapılmış, ben karidesi severim. Evet, size dedim, özel yapılmış karides. Bir de Taylandça karışık bir karides yiyelim efendim. Nedir bu? Karides, karışık sebzeli ve soya soslu. Biraz da acılı istediğiniz için tabii ki. Acılı. Çok leziz bir yemeğimiz. Elimle yiyeyim bir tane. En lezzetli zaten elle yemek. 9 lira. Ya, afiyet olsun. Efendim, helal olsun diyorum sevgili Tümer Kaplan ve de Bilal Daş kardeşime bu güzel mekanları Türk kardeşlerimize sundukları için. Buyurun efendim, Mersinli kardeş. Haydi Allah'ım. Evet sayın seyirciler, sevgili Tümer Kaplan ve de Bilal Daş kardeşimizin ikili bir ortaklaşa helal olsun düşünüp taşırmışlar. Ne yapalım, ne edelim? En güzel yeri bulmuşlar Banof'ta Balıkçı ve karşısında bu fırın ve yan başında da Tayland restoranı. Evet, çok enteresan. Değil mi? Yani düşünebiliyor musun? Tayland personeli, Tayland ustası, Tayland mekanı ama işleten bizim Türk müteşebbis Tamer kardeşimize bundan dolayı başarılar. Tümer. Tam karıştırıyorum değil mi? Yo, ben Tümer. De karıştırıyordum. Kızıyor bana vallahi. Peki haklıyım. Tümer kardeşimize. Tümer kardeşimize başarılar diliyoruz. Muhteşem bir mekan, muhteşem bir atmosfer. Hep de Çin ve Tayland yemeklerini merak ederdim. Nasip oldu. Şimdi yiyeceksin. Biraz burası. Sonra bir lokma yeriz. Şimdi burası fırın biliyorsun. Evet, biliyorum. Kardeşim. Burada kahvaltı çeşit çeşit her cumartesi değil mi? Evet, hafta sonları. Hafta içinde her sabah kahvaltılarımız var. Ne güzel, helal olsun. Yabancılar gibi Türkler de gelip yemek yiyorlar. Tabii. Kardeşimiz bak mesela bizden. Evet, merhaba efendim. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Allah'a şükür. Maşallah, nasılsınız? Ne güzel hamburgerini yiyor değil mi? Evet. Patatesini, ketçabını, içeceğini. Evet. Nasıl bir yer burası efendim? Güzel. Ben kendim 15 seneden beri buradan burada Langen'de kalıyorum. Ne güzel. Evet. Böyle bir yerin olması sizi memnun etti mi? Kesinlikle. Böyle bir şeyin buraya açılacağını hiç tahmin etmezdim. Edemezsin. Evet. Türk milleti işte, kurban olayım ona. Aynen. Kendisini de tebrik etmek istiyorum. Çok güzel bir mekan açmış. Evet, Tümer babayla Bilal kardeşi. Bilal beyefendi zaten eski gazetecilerden, televizyonculardan onu kutlarım. Sevgili Tümer kardeşimle bir olup bu güzel yerlere. Hele karşıdaki bir balıkçıyı gittin mi hiç balıkçı? Balıkçıyı da gidiyoruz. Ailece gidiyoruz. Ne güzel. Çok da memnunuz. Tayland var burada. Tayland'a da gittik. Aynen güzel. Biz buralıyız yani, Langley'iz. O yüzden... Tarifi bile güzel. Langen, Banof. Bitti. Değil mi? Aynen. Nerelisin?
Nevşehirliyim ben. Nevşehir'e buradan selam. Aynen. Kapadokya. Aynen, evet, Kapadokya'ya Allah. Selam. Sağ aileme de selam. Çok teşekkür ederim. Afiyet bal şeker olsun. Sağ olasın. Evet, sayın seyirciler görüyorsunuz. Hakkı Baba'nın dediği gibi zaten. Yunus'un hani Banof deyince buradaki vatandaşlar bilirler de Türkiye'dekiler tren istasyonu demektir. Evet. Ama buranın tren istasyonu da çok güzel. Tren hemen karşımızdan geçiyor. Evet. Karşısında sevgili kardeşimizin mekanı. Çok güzel bir yer. Evet. Bak buracınlara bak, sen seversin sabahları. Kim? Hemen, alo Yunusçuğum, nerede buracınlarım der bana, al sana buracın istediği kadar. Evet. Yağını sürer, zeytinini alır. Ondan sonra peynirini ortasına koyar. Allah Allah. Allah Allah. Ne sigarası var, ne içkisi var. Benim. Kendi kendine bir süper adam gibi adam Hakkı Bulut. Çok teşekkürler. Arabesk'in çok sevilen en güzel şarkılarını, sözlerini, müziklerini yapan, marş olmuş şarkılarıyla meşhur mu meşhur Hakkı Bulut. Çok teşekkür sevgili ederim. Hakkı Bulut bize lütfedip burada bu güzel programa eşlik ettiği için yüksek hızlarınıza ona teşekkür ediyoruz. Show TV ekibi olarak. Çok çok teşekkür ederim. Ha ben kutsal, muhterem biriysem bütün insanlar benim gibi kutsal, muhteremdir. İçen, içmeyen herkese saygımız sonsuzdur. Tabii ki ya, onu demiyorum. Yani kendine bakar, bakın yaşını sorduğu zaman der ki 18. Hiç değişmez. Onun yok için. Yok 18 değil, söyleyeyim doğrusunu. Yok yok söyleme, doğrusunu yok. Değil mi baba? Doğru biz... Tahmin etsinler. Ben de öyle, ne oldu? Ben de 19'a yeni girdim. Tamam, maşallah maşallah. Evet efendim, ekmek baba. Bak, her şey çok güzel. Yönetim. Her şey çok güzel. Hele şu şuna bak, bizim simitler gibi. Çok güzel. Bu bir tanesi peynirli, bir tanesi yağlı, bir tanesi böyle karışık susamlı. Çok güzel bir konsept hazırlamışlar burada. Hepsi birbirinden lezzetli, güzel. Özellikle o Taylandlı ustaların çalışmaları, yani o mutfağı, o dezgahı çok muhteşemdir. Dayanamadım, dedim ki bana bir yemek yapın da şimdi, Tayland yemeği olsun, şimdi merak ettim. Şimdi fırındayız baba, dur. Evet Allah. Evet efendim, fırın Station Point fırını burası. Süper, merhaba. Görüyorsunuz burada kahvaltı yeri. Burada her hafta sonu güzel çeşit çeşit kahvaltılar. Ben bir defa yaptım. Hakikaten çok beğendim. Hele bir zeytini var getirmişler ta Gemlik'ten. Bir peyniri var getirmişler Hollanda'dan. Hepsinin orijinal yerlerini bulup getirmişler. Peki ustamız? Ustamız? Bizden yabancı? Nerede? Zinsi Pakistano. Pakistan. Biggest, Alice Kla. Ya, Alice Kla. Was machst du hier? Cook. Good, immer hier? Ja. Mit Chef, mit beide. Ja, beide. Ja? Ja. Bestimmt, ganz in Frankfurt, Darmstadt, Offenbach, Großgerau, alle Leute hier. Komm. Hier hören, kennen und hier kommen, essen, ja? Ja. Das sagst du, alle kommen hier, Leute? Ja, alles kommen hier ja, und ja, alles. Ne güzel. Hamburger gut hier. Ja, Hamburger. Hamburger, alles Hamburger hier machen. Ja. Ja. Wie hast Kinder? Wie viele Kinder hast du? Ich habe keine Kinder. Sie ledig. Ja, ledig. Bekarım ben, sultanım diyor. Evlenmem, evlenmem. Avrupa yolcuları devam ederken. Ne diyoruz Avrupa? Avrupa yolcuları devam ediyor. Günlerce de devam edecek inşallah. Haydi bakalım yallah. Gel hadi gel. Sen nerelisin? Ben Afyonluyum. Afyonlusun. İsmim şimdi, Melisa. Tamam, şimdi şu ekmekleri bana izah et. Bu ekmekler nerenin ekmekleri? Tek buranın tek göster. Ekmekleri şeyden geliyor, Bekaray'dan geliyor. Ben anlamam Bekaray, Türkçe söylüyorum. Yani fırından geliyor. Hangi fırından fırın yapıyor? Burası yapıyor. Herbar'dan geliyor bu. Evet. Bekaray. Al eline bakayım onu. Göster. Nedir bu? Ne ekmek? Nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Adı ne? Adı? Fındıklı ekmek. Evet. İçi fındıklı. Tamam, bu ekmeği al şimdi. Heh. Bu ne? Bu ne ekmeği? Bu, nereden ekmeği? Bu Herbar'dan geliyor. Aynı. Fırından yapılıyor. Aynı fırından geliyor. Aynen. Peki bu ne? Unlu munlu görünüyor. Bu da içi sadece aynı renk yani. İçinde bir şey, içinde bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Peki. Normal yani. Anlaşıldı. Bak şu uzun uzun ekmekler nereden geldi? Kimin ekmekleri? Hangi ülkenin? Fransa'dan geliyor bu. Fransa'dan. Fransa. Çok güzel. Bak Fransa çok güzel. Fransa. Ay çok güzel. Aynen. Evet. Peki. Evet. Brunch'in de var burada. Bak senin brunch'in. Sevdiğin brunch'in baba. Tamam, ben severim. Demek Afyon'dan geldin? Afyon'dan geliyorum. Bu abi. İşi yapıyorsun. Evet. Patronun senin? Timur abi. Timur abi başka?
Bilal abi. Helal olsun. Evet. İyi çok çalışın. Memnunum abilerimden, patronlarımdan. Müşteri senden İşimden memnun. De memnun. Müşterilere de maşallah. Çok memnun. Peki. Evet. Başarılar dileyim. Avrupa yolcuları. Benim solumda Hakkı Baba, sağ tarafta Yunus Bülbül, burada da sevgili kardeşimiz iki taraftan. Baba diyor ki sen her zaman geliyor musun buraya? Her hafta cuma günü gelenek haline geldi. Ben Wiesbaden'de kalıyorum 40 kilometre buraya. Maşallah 40. Arkadaşlarla toplanıyoruz. Buraya geliyorsunuz. Balık yiyoruz. Bu uzak doğu mutfağı var. Tayda yiyip sonra tatlımızı, pastamızı burada yiyoruz. Ve en güzeli ardından Türk çayı. Arkadaşımız? Çaylar şirketlerinde mi biliyor musun? Tamam, kesinlikle. Arkadaşımız? Arkadaşım, çocuklu arkadaşım. Öyle mi? Diğer arkadaşımla beraberiz. Bir gelenek haline geldi. Her cuma buradayız yani. Cuma namazı. Önce balık yiyorlarmış bak. Balık kesinlikle. Balık karşıda. Balığı yedik. Buraya nasıl... geldik. Pastamızı, tatlımızı yedik. Şimdi de çayımızı içiyoruz. Peki Tayland'a ne zaman gidiyorsunuz bazen? Bir hafta balık, bir hafta Tayland. Vay, sıraya vay, koyduk. Babaya bak. Herhalde ya. Tabii. Şimdi yani arkadaş muhabbeti. Kesinlikle. Bu güzel bir olaydı. Kalkıp ta uzaklardan geliyorlar. Bir sofrada oturuyorlar. Bundan daha büyük zevk de olmaz. İnsan lezzeti bir yerde bulduğu zaman kilometrelerce yol olsa bile gider. Lezzet, güven, gider? 40 kilometre geliyor. Görüyor musun baba? Demek ki bizim konserlerimizde 300-400 kilometreden geliyorlar. Evet. Biz de aynı. Vallahi aynı kayıkta de. Yüzüyoruz. Evet. Evet. Lezzetli, sağlam uyuyorsunuz efendim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Aynı ben de aynen. Zaten hep birlikteyiz. Geliyoruz, gidiyoruz. Tabii o genelde bizim grubu o toplar. Nereliyiz? Ben Tokatlıyım. Sen? Uşak. Uşak. Elazığ. Elazığ baba evet, zaten tam, der şimdi. Evet Tunceli doğumluyum. Tunceli. Adana Ceyhan'da büyüdüm. Hepsi bizim Türkiye'miz. Hep ülkem, bütün şehirlerimiz, bütün vilayetlerimiz hepimiz biriz. Hepimiz birbirimizi seven, sayan insanlarız. Aramızda ırk ayrımı, dili ayrımı, mezhep ayrı olmak, insan olmaktır. En büyük amacımız. Bir alkışlayalım babayı bir türkü söylesin bize. Bir güzel bir arabesk böyle. Mesela hatırladıkları, gelin. Onların istediği bir şarkı varsa ben okurum. Yoksa onlar için bir şarkı mırıldanırım ben. Bana bırakıyor musunuz? Tabii size bırakıyorum. Yazdım son mektup şu an elimde. Okuyup ağlıyorum her kelimede. Demek ki yalanmış aşkın sevginde. Mutlu ol diyorsun sensiz Allah olur Allah. Mu? Teselli artık neyi değiştirir ki? Elinle kabrimi kazdın demek ki. Avrupa yolcuları. Devam et baba çıkışı. Hadi ben baba. Zaten dünyada gün görmedim ki. Allah. Ya bağırsam şimdi millet. Bağır abi olmaz. Son darbeyi vurdun bu son mektupla. Sese bak maşallah devam baba evet. Ayrılsak da mutluluk dilerim sana. Tararam. Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma. Tararam. Yazdığın haberin her satırına. Ecelimi yazsan da bu son mektupla. Alkış babaya Allah'ın izniyle. Sağ ol baba. Mektuplar bitti artık mesajlar başlıyor. Avrupa yolcuları. Evet Avrupa yolcuları. Evet sayın seyirciler, Elif Hanım Mersinli, daha Mersin'e bindi, geldi buraya Mersin'den bize ulaştı, ekmekleri anlatacak. Şimdi evet efendim, ne ekmeği bu? Das Echte olarak adlandırılıyor Almanca'da. Evet. Bu taş fırın ekmeğimiz. Taş fırın ekmeği, bu ekmek. Diğeri çekirdekli yulaflı ekmeğimiz. Yulaflı. Yulaf bu? Ekmeğimiz. Diğeri Roggensaftbrot olarak geçiyor. Evet, bunlar. Kartofur brötünümüz var, patates brötünümüz var, evet. Çeşitli çekirdekli brötünlerimiz var, taş fırın ekmeğimiz var, bagetimiz var, Fransız ekmeğimiz var, brötünlerimiz var. Evet, bir de böyle güzel böreklerimiz var bakın efendim değil mi? Evet, böyle. Bu da kuru üzümlü kavazını sunacağımız yumuşak, çok lezzetli bir brötümüz. Evet, koyalım şunu, bunları da görelim bakayım. Sayın Elif Hanım, bu nedir? Bu? Bu bizim bildiğimiz Türk ıspanaklı, etli peynirli böreklerimiz var. Şey, onu getir bakayım. Yukarıda gibi çikolatalı. Evet. Hep de böyle olsun. Evet Elif Hanım. Fransa'dan gelen. Mersin yani, bana güzel fırın oldu. Ah bu güzel mekanım ekmek doldu. Evet başka? Neler var? Fransızdan
croissantlarımız var, çikolatalısı var, sadesi var. Ondan sonra bir pastalar. Ya mesela diyelim bir tanesinin, bir kardeşimizin doğum günü oldu. Alo. Tabii ki. Serpil Hanım, değil mi? Elif Hanım yahut da. Biz 30 kişilik bir doğum günü kutlayacağız. Öyle bir pastanız. Hemen isim alıp yapıyor musunuz? Tabii ki hemen isim alıyoruz. Kaç kişi olacağını alıyoruz. Organizasyon nerede gerçekleşecek ortama göre. Pastanın büyüklüğü, küçüklüğü. Frambuaz mesela. Frambuaz çeşitlerine göre. Başka neler yapıyorsunuz? Alerjik olaylarına göre mesela onları da mümkün. Alerji durumuna göre vegan ya da vejetaryen, hani vejetaryen insanlar oluyor. Evet. Onlar için özel pastalarımız var. Evet, buradan efendim Avrupa yolcuları diyelim. Avrupa yolcuları. Avrupa yolcuları bu güzel fırında devam ediyor. Devam etmiyor. Burada bir mola veriyorlar ve güzel bir kahvaltı yapıyorlar. Çeşitli evet. ürünlerimizden yiyorlar. Evet. Tabii ki sinek bölümümüz de var. Vaktimiz yoksa hemen alıyoruz. Yolda da yiyebiliyoruz. O kadar Avrupa yolcuları işte fark bu. Efendim geldik bir güzel masaya, ne güzel. Dalmışlar çupra bir tanesi levre galiba. Değil mi? Evet. Evet, merhaba efendim, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Bazen kaçacaksın, kandıracaksın. Diyeceksin ki ben mutfaktan bıktım. Artık balık yemek istiyorum. Evet. Balığın kokusu mutfağı her tarafı doldurdu. Onun için Langen'deki, Banof'taki dalmış bizim güzel balıkçıyı getireceksin. Evet, aynen, çok güzel. Gerçekten güzel. Hem sağlıklı hem güzel. Yer de güzel. Evet, yer de güzel. Burada mı oturuyorsunuz efendim? Offenbach'ta. Ha, Offenbach yakın. Evet. Zaten Frankfurt, Offenbach, her taraf Darmstadt buraya yakın efendim. Balık burada yenilir çünkü güzel balıklarımız var. Evet. Denizden buraya, daha Türkiye'den, İtalya'dan, Yunanistan'dan gelen taze taze balıklar. Lezzet güzel diyorsun. Evet, çok güzel. Lezzetli. Kaçıncı kez geliyorsunuz buraya? Birkaç kere geldik. Tavsiye ediyorsunuz galiba. Evet, evet, tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Nereliyiz? Ben teşekkür ederim. Denizlili. Denizli Acı Payam arası. Veli ağam harcayamaz başlık parası. Sevgili Beza Gönlüm rahmetlinin şarkısıydı. Evet, evet. Buradan ona rahmetle böyle. Sevgiyle, evet. Rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Sen nasılsın baba? Teşekkür ederim. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Yani helal olsun. Sen de mi Denizli? Evet. Vay evet. Vay. Evet. Şimdi o postanenin orada bir horoz var biliyorsun. Evet. Büyük. Aynen. Rahmetli Müslüm Baba ile gittiğimiz zaman evlat dedi horozun oraya gidelim. Ne horoz dedim oğlum dedi, Denizli dedi. Tabii Denizli'mizin horozu. Sembolü. Evet evet evet. Nasıl lezzetimiz nasıl efendim? Evet, çok güzel. Buradan Tümer Bey teşekkür ederiz böyle bir mekan açtığı için. Evet Tümer ve de Bilal kardeşim sağ olsun. Evet. Müthiş ikili bunlar ya helal olsun. Evet. Karşı tarafta bir Tayland restoranı, Tayland çalışanları, yanı başında bir fırın ve burada balık. Ama süper. Balık daha güzel yani. Balığı daha için sevdiğim, çok çok sevdiğimiz için tercihimiz burası oldu. Peki efendim, afiyet bal şeker olsun. Denizli'ye selam bacım. Denizli'ye herkese selamlar, sevgiler. Kim var orada? Aynen ben de katıyorum. Benim fazla tanıdığım Türkiye'de yok. Sadece annem babam var biraz. Anne babaydan kıymetli var mı? Hayır hayır. Evet, demek istediğim annem vefat etti de babam var sadece. Hayır, evet. Evet sayın seyirciler görüyorsunuz. Kalabalık maşallah. Merhabalar efendim. Merhaba. Afiyet balık şeker olsun. Olun, ne güzel çorbayla başlamış. Balık çorbası. Balık çorbası burada çok lezzetlidir efendim. Süperdir. Nasıl balık çorbamız? Valla çorba harika. Ben her geldiğimde muhakkak çorba içerim. Hep geliyorsun yani, buraya. Evet, evet. Belli. Çorba olarak harika. Ben de bir tane daha geçen gün içtim. Hakkı Baba'yı içirdim. Dedi ki ulan bu ne biçim balık? Ne biçim? Yani öyle bir balık yemedim. Öyle bir çorba içmedim dedi. Yine şimdi biraz sonra onu yakalayacağız. Bakın orada sohbet yapıyor. Sevgili Hakkı Baba. Ne güzel müşterilerimizle. El salla baba, el salla. Evet, evet. Evet sayın seyirciler. Nasıl? Balık lezzetimiz nasıl? Çorba tamam. Balıklar da harika. Evet. Şeyler olsun, lakslar olsun, hamsiler olsun. Harika. Tadı çok şahane. Hizmet de güzel. Hizmet sınırsız. Mekan zaten sınırsız. Harika bir yer. Sağ olasın. Böyle bir yer açtın Tümer Bey'e, Bilal Bey'e. Allah razı olsun. Şahane bir yer. Bir eksiklik vardı. O eksikliği de bunlar tamamladılar. Bravo. Helal olsun. Darmstadt, Frankfurt,
Offenbach, hepsi yakın. Rosgerau, hepsi yakın. Balık yemek için Mannheim'a gidiyorduk. Şimdi gerek kalmadı. Frankfurt'un ortasında. Aman Mannheim'ler duymasın ha. Valla duysunlar yani, duysunlar yani böyle de. Bir duysun mek... dağlar, taşlar. Evet. Yani duysun. Kim, neresi duyuyorsun? Böyle bir mekan hiçbir yerde yok yani. Aynen. Biz de çok teşekkür ederiz. Gerçekten Langen'e böyle bir şey ihtiyacımız vardı. Evet çok da güzel oldu. Hem de bana bunun içinde kardeşlik olarak. Ailecek gelip yemek yiyeceğimiz bir yer oldu. Çok çok teşekkür ederim. Nereliyiz? Konyalı. Konya'ya selam buradan bacım. Evet. Sen nerelisin? Kızım Konyalıyım. Evet. Ay canım torunlarını da getirmişler. Evet. Oldu afiyet bal şeker olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Selamlar. Haydi bakalım Avrupa yolcuları devam ediyor. Evet. Şu anda muhteşem balıklar geldi konuklarımızın masasına. Bu ara hanımefendilere sormak istiyorum. Siz daha önce buraya hiç geldiniz mi? Geliyor musunuz? Gelecek misiniz? Aslında birkaç kere geldim. Birkaç kere geldim. Ya. Misafirleriniz, arkadaşlarınız mı? Yok, kızım. Daha önce gelmedim. Kızınız mı? Evet, kızım. Ay maşallah. Çok genç, çok genç ve güzel görünüyorsunuz. Baba. Evet. Dediler ki, babaya hangi balığı atalım? Bana mı? Için. Evet. Ya şu balığın güzelliğine baksana. Başka ayrım mı olur? Hangisini şu yiyeceksin? Anda gördüğüm hangisini? Kadar... Ama bunlar konuklarımıza geldiler. Hayse, ben orada... Oradan sordu bana Bilal Bey hangisini attı bir, dedi. Bir deniz çuprası gördüm. Deniz çuprası. Deniz çuprasını tamam, yapacaklar. Peki efendim. Ha, otur baba. Böyle hanımefendilerin masasına evet. Oturmuş olalım. Muhteşem yemekler, muhteşem bir balık. Hani bu sevgili kardeşlerimiz Bilal Bey ve Yunus. Bilal Bey ve... Timur Bey. Timur Bey'in... Toplan Bilal Daş. Evet. Bu istasyon meydanında açtıkları muhteşem bir balık restorantı. Türkiye'de de var böyle güzel restoranlar. Ama gurbet yerde böyle güzel bir restoran olduğu zaman bayağı ilgi çekiyor. Nasıl buluyorsun lezzetleri? Çok güzel, çok lezzetli. Kaç kere geldim çok lezzetli buluyorum açıkçası. Aa, baksana hanımefendi devamlı geliyormuş buraya. O kızıymış. Bekle bekle su, bekle insanlar yiyecek hep beraber yiyecekler dur bekle yeme kilo alacaksın kardeş bu programlar nasip olursa Yunus Bey'in önümüzdeki hafta cumartesi günü mü pazar günü onu söyle biliyor musun her cumartesi pazar Show Türk'te evet Show Türk'te demek ki bu yemeklerin güzelliği bu yemeğin güzelliği bu güzel televizyon programının reklamına çıkacaktır. Evet sordum. Devamlı geliyorlarmış buraya. Evet. Bir dakika konuş. Devamlı geliyoruz. Her zaman balık mı yiyorsun? Güzel buluyoruz. Balık çorbası içiyoruz. Balık çorbası. Evet. Balık çorbası da var yani. Ben onu soracaktım vallahi. Balık çorbası. Bakın, ne diyor acaba? Kızı tam Türkçeyi kıvıramıyor. Tabii. Nasıl yani? Konuşmasını biliyorum da ama ya burada yetiştim. Bence anneni kandır her zaman. Evde mutfakta balık çok İyi kokar aslında da yani yorma anneni. De ki anneciğim gidip Langen'le balık yiyelim değil mi? Ama şu anda çok güzel Türkçe konuşuyorsun sen. Tabii konuşmasını biliyorum da ama perfect değil. Kaça gidiyorsun? Tamam 11. sınıfta. Yani hangi dalda okuyorsun? Ortaokul. Ortaokul baba da öğretmen biliyorsun. Eskiden öğretmendim de ben 12 sene öğretmenlik yaptım. Hem öğretmenlik hep. Müzik. Devam ettik. Bugüne kadar geldik 51 sene. Misafiriniz? Benim arkadaşım. Türk değil ama Türkçe de anlıyor. Adını söyle. Ver bakayım. Ükü. Adın ne? Çok güzel. What's your name? Elia. 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 Konuşuyorsun Türkçe. Sen balık yiyorsun. Super. Çok güzel. Güzel, güzel. Ya, Kamanuel Fiyo. Babanın bir tane bir olayı var otobüsten atılma sahnesi. Onu bir böyle kısaca mı? Uzun olmasın. Fazla yaklaşırma ha. Evet. Uzun olmasın diyorsun ama. Allah Allah. Şimdi 1973 yıllarında. Evet. Yani siz de dünyada yoktunuz. Ben o zaman ben buyum diye bir şarkı yaptım. Fakat şarkı daha çok ilgi görsün diye plak firmasının sahibi benim haberim olmadan diyelim ki Almanya'dan minareci kasetleri geliyor 10 bin tane Hakkı Bulut alıyor ve
o plaklar alıyor. Plaklar alırken diyor ki bu çocuk ölmüş. Türkiye'de böyle, Avrupa'da böyle, her yerde beni ölü biliyorlar. Ben de o ara öğretmenlik yapıyorum. Şimdi geldim Osmaniye'de öğretmenlik yapıyorum. Yola çıktım. Hatay'dan, Antep'ten gelen otobüslere bindim. Yolcu taşıyorlar. Ama otobüslere hiç yer yok. Ayakta bekliyorum. Bir direği de tutmuşum. Şoför çıkardı. Benim o ben buyum planı çaldı. Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim bu şarkıyı. Ama bittikten her 3 dakikada bir onu çalıyor. Yolcunun biri yazık ya dedi. Bu çocuk ölmüş. Başka biri işte besteyi güfte övdü. Ben düşünemedim herkesin kafasındaki Hakkı Bulut nasıl biri. Yani psikolojik olarak da şöhret olan bir sanatçıyı insanlar İstanbul'da olduğunu bilir. Altında arabaları olur, bankalarda paraları olur. Oysa benim elimde o para da geçmiyor. Zaten aylığım da 170 lira. Ona talim eden mütevazi bir öğretmen. Şimdi dedim ki ya kardeşim Hakkı Bulut ölmemiş, ölmemiş. Kendisi şu anda öğretmenlik yapıyor kumarlıda. Şoför Adana Has tarzda döndü bana. Sen nerede biliyorsun lan dedi. Ya Hakkı Bulut benim, benim dedim. Demez olaydım. Sanki minibüsün içerisinde Kuzey Kutup bölgesinde bir kar yağdı. Herkes tiksinerek bana bakıyor. Dayak yiyeceğim resmen. Şoför hemen frene dokundu. Sert bir fren tozu dumana kattı. Döndüm evine. At lan şunun valizini aşağı dedi. O da valizi alıp yere koyacağına bir tekme darmadağınık valiz. Ondan sonra döndü bana Adana hasıl tavırla. Lan Allahsız dedi. İn aşağı dedi. Korkumdan indim ha. Çünkü dayak yiyeceğim. Aldı 2,5 lira yol parasını attı bana. Şöyle dedi. Lan oğlum amelen pamuk topluyor. Git onları Hakkı Bulut'un neresin? Bir de şarkı okursun Allahsız kitapsız. Tabii bana korku oldu. İndim. Diye kendi kendime dedim ki bir sana neyine gerek Hakkı Bulut'um diyoruz. Al sana ders olsun dedim. Bir sene boyunca adımı sordukları zaman Hakkı Bulut'um diyemiyordum. Hep ben buyum diyordum. Ben buyum diyorum. Hadi o ben buyum adam söyleyin biraz mırıldanayım böyle dinleyicilerimiz. O yıllar hatırlamış olsun. Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim. Das binlik, das bi... Neyse öyle Almanca. Das binlik liebling. Ne köşküm sarayım ne servetim var. Ne malım ne mülküm ne şöhretim var. Sana bir saltanat vaat edemem ki, yalnız seni seven temiz bir kalbim var. Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim. Yalanla kuramam aşkın temelini, Allah'tan korkarım aldatamam seni. Yeminler uydurup çalamam kalbini, aşkın öldürse de mahvetse de beni. Ben buyum seversen canım sana feda. Ben buyum sevmezsen bana de elveda. Razıyım bu ömür böyle geçip gitsin. Zaten gülmek yasak bana bu dünyada. Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim. Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgili. Dört tane kafadar güzel bayan kardeşlerimiz gelmişler. Bu güzel restoranımızda balık keyfini çıkarıyorlar efendim. Merhaba efendim. Merhaba. Hem de hamsi balığı. Hamsi balığımız kumru balığın nesidir? Yengesidir. Evet. Nasıl balığımız? Çok güzel, lezzetli evet. Salatasıyla hem de ne güzel. Evet. Nasıl buldunuz burayı? Güzel. İlk defa geldik. Memnun kaldık. Güzel burası. Artık her zaman geliriz. Aynen evet. Nerelisin? Diyarbakır. Diyarbakır güzel bağlar. Hanımı Lorke. Lorke oynar güzel kızlar. Hanımı Lorke. Diyarbakırlı olsun, Urfalı olsun, Sivaslı olsun, Antepli olsun, Denizli olsun. Hepsi bizim. Hepsi Türkiye bayrağı. Bakın kırmızı. Beyaz. Kırmızı. Beyaz. Beyaz işte bakın. Evet efendim. Sen beğendin mi? Sen çorba mı içiyorsun? Yok makarna yedim. Makarna. Hı-hı. Paketi. Yeah. Var mı burada spageti? Ya. Yeah. Balık da var. Spageti de varmış. Helal olsun. Nasıl lezzet? Güzel. Güzel değil mi? Hı-hı. Ben diyor 16 yaşındayken az önce konuştum. Dedi ki acaba ne zaman diyordum kendi kendime 18'e geleyim de özgür olayım. İşte 18 diyecek değil mi? Evet. Nerelisin? Uşaklı. Uşak. Uşağı selam buradan.
Sen neresin bacım? Ben de Diyarbakırlıyım. Efendim? Diyarbakırlı. Diyarbakır, Esala Diyarbakır'a. Selam. Diyarbakır çok güzel bir memleket. Yıllar önce Müslüm Baba ile konsere gitti görüyor. Allah Allah. Her zaman da hiç unutmuyoruz o güzel anlarımızı. Diyarbakırlı kardeşlerimize selam. Nasıl lezzet? Sen daha başlamamışsın. Ben bir açılış yapayım. Buyurun, afiyet olsun. Hadi. Lezzeti güzel, çok güzel. İlk defa geldik, çok memnun olduk. İlk defa geldin, memnun oldun. Evet. Artık yağını yedin. Hep böyle gelirim buraya, devamlı. Böyle az gelme ama, kalabalık ya. Tabii. Değil mi? Bir dahakine dört katını geliriz. Sen de gel bu tarafa bak. Tamam. Hangi takımı şey yapacağız? Galatasaray. Olabilir ya, Galatasaray, Fenerbahçe, Cimbom, yani Trabzon hepsi bizim. Nasıl bir lezzet? Çok güzeldi, tavsiye edebilirim. Evet. Nasıl, güzel miydi? Çok güzeldi, tavsiye edebilirim. Edersin her güzel. Hmm. Helal olsun. Peki, nerelisi? Diyarbakırlı. O da Diyarbakırlı. Evet. Hangi bağın, bağ bağında gülüşsen, gülüşsen, Diyarbakır etrafında bağlar var, balık var. Afiyet olsun efendim. Sevgiler. El sallayın buradan Diyarbakır'a, uşağa. Haydi. Bizim Hataylı hemşerim dedi bana. Hataylı dedi, yakaladı beni. Nasılsın? Nasılsın? İyi, hemşerim. Sağ ol, sen nasılsın? Sağ olasın. Balık yemeye mi geldin? Böyle sizi görmek için geldim. Beni görmek için, balık yemeden olmaz burada. Yok, sağ ol. Burada semek yiyeceksin. Semek demek, semek, balık demek Arapça. Ama ben hiç ekmeğim, bebeğim bağırıyor. Nerede? Niye bağıracaksın? Sen dersin Yunus Bülbül'le beraber çektik, balıkçıda balık keyfi yaptık. El salla buradan, bütün Hatay'a, Samandağ. Nasıl herkese burası? Selamlar. Beğendin burayı? Evet, beğendim. Her zaman gelin artık o zaman. Gerçekten tamam. Evet efendim, herkes burada. Ne güzel balıklarını yiyorlar. Bakın, Allah Allah, afiyet bal şeker olsun efendim. Afiyet olsun, afiyet olsun. Görüyorsunuz, her taraf tıklım tıklım. Hakkı Baba resim çekiyor. Şarkılar, balıklar, hepsi burada. Nerede? Tabii ki istasyon güzel yerimizde. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz? Balık yemeye mi geldiniz? Evet, balık yemeye geldim. Hani gelmedi, yemediniz ha? Daha gelmedi. Ha, gelecek. Ya. Ne balığı yiyeceksiniz? Dorado yiyeceğim. Oo. Sen balıkları da... En güzel, en lezzetli balık buradadır. Sen bunları, Bulgar mısın? Evet. Nasıl bildim, ne güzel değil mi? Helal olsun. Bulgaristan selam yollayabilir miyim? Ama Türkçeyi biliyorsun, ne güzel. Biliyorum. Ben Bulgaristan Osmanlı kardeşlerime selam. Osmanlı torunları. Evet. Helal olsun sana be kardeşim. Adın ne? Hasine. Hazine. Evet. Hazine gibisin. Hasine. He, güzel. Burada mı ikamet ediyorsun? Langen. Evet, Langen. Artık buraya hep gelirsin sen. Evet, değil hep mi? Her gün geliyorum. Renklisin, ne güzel. Helal olsun sana. Teşekkürler. El salla Bulgaristan'a. Türkiye'mize. Herkese çok çok selam söylüyorum. Haydi, öncelikle çok. Evet efendim. Evet, hepsi burada. Evet, sevgili Timur Baba. Yanlış söylememek için bakıyorum. Bakıyorum yine abi, Tümer. Tümer abi yine bak. Sağ olsun efendim. Evet, görüyorsunuz efendim. Fiş süpemiz var burada. Lah fivet. Her şey burada. Her şey bu güzellikte. Bu güzel mekanda. İnşallah bunun daha 10. şubesini de açarlar. Yani 2, 3, 4, 5, 6 değil. 10 tane açarlar. Karşıda zaten Tayland yemekleri restorantı var. Timur Kaplan ve Bilal Daş kardeşimin idaresinde yapılan bu güzel mekan ve orası hem Tayland restoranı hem de fırın. Her gün, her hafta sonu güzel kahvaltılarla. Burada denizden buraya balıklarla, görüyorsunuz. Balıkların her çeşidi burada. Karides, çupra, levrek, hamsi, Allah Allah, her şey burada. Hepsi güzel, çalışanlarımız güzel, çalışıyorlar, ne güzel. Hayırlı uğurlu olsun efendim sevgili Tümer kardeşime ve Bilal kardeşime. Son olarak bir diyeceğin var mı abi? Vallahi bak ne güzel ya, her taraf dolu maşallah. Evet. Hakkı Bey'e sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadınız, buralara geldiniz. Kırar mıyız ya? Eyvallah. Artık mekanımız burada biz. Eyvallah. Bu tarafa geldik mi balığa buraya beleş. Estağfurullah. Her zaman sizin burası. Oldu. Sıcak ortam yaratmışlar. Herkes buyursun, gelsin, görsün bu sıcak ortamı, bu mükemmel manzarayı. Aslansın sen be, ne güzel. Evet. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Her şeyi Timur Bey, Bilal Bey, her şeyi kendileri tasarlamış. Bu güzel kardeşimiz, ne güzel buralar olmasına rağmen bizim bu güzel restorantı ne güzel övüyor ve ölmeye gerek bir restoran. Sevgiler, salla bakayım buradan. Haydi bakayım Bilal Baba, neredesin?
Evet sayın seyirciler, görüyorsunuz her taraf güzelliklerle dolu. Stasyon Noye, Noye diyor, şuraya bakın. Tramvaylar, İstanbul, Taksim ve güzel insanlarla süslü. Merhaba efendim. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Teşekkürler. Ne siparişi verdiniz? Sipariş iyiyiz biz, sağ olun. Güzel siparişler var, seçmek çok zordu. Vallahi. Vallahi hepsi bence çok güzel. Bence çupra yiyeceksin burada, Allah. Hamsi de güzel, lüfer güzel, karides güzel, hepsi güzel. Çuprayı ısmarladık. Seçim sizin. Çuprayı ısmarladık. Nereliyiz efendim? Aldere. Buradan selam söyle, kime söyleyeceksin? Bir de Ankara'ya selamlar. Kim var orada? İzmit'e selamlar. Türkiye'de. Kuzenlerim var, bütün Türkiye'ye selamlar. Baba nasılsın baba? Sağ ol. Allah'ını seveyim. Öncelikle şov seyircilerine selam söylüyoruz. Evet, sağ olun. Ve sizleri severek her zaman seyrediyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun. Ve sizin sayenizde de yeni yerlere tanıyoruz. Evet, sağ olun. Bu çok çok önemli. Hakikaten çok güzel bir mekan burası. Gittiğiniz yerler hep güzel. Onun için bizler de oraya geliyoruz. Yani sizin kanallarının üzerinden geliyoruz buralara. Çok sağ olun. Onun için bu programı yaptığınızdan dolayı öncelikle teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Çok ve bütün Ankara'ya ve Kocaeli'ye, Halıdere'ye selam gönderiyorum. Ayrıca bütün memleketimize de yani Türkiye'mize. En büyük Türkiye, başka büyük yok. Bak abi, bak Ali Baba, Allah Allah, herkes yiyor bak. Ne güzel, bak resimlere bak yukarıya. Evet Nurcan Hanım, muhteşem bir mekan. Kesinlikle. Tam İstanbul havası var. Aynen öyle, çok beğendim ortamı ve şu anda muhteşem bir servis geldi. Ben de bir Karadenizli olarak hamsiye bayılırım. Harika. Fakat muhteşem bir servisle muhteşem bir yemek olmuş. Ben de bir Diyarbakırlı olarak geleyim oturayım bari. Buyur o zaman. Sağ olun sen. Bugün Diyarbakırlı mı? Bugün Diyarbakırlı mı oldun Yunus? Sol tarafta Diyarbakır. Sağ tarafta Denizli. O bir tarafta Afyon. Sen nereliydin? Giresun. Giresun'un bağları. Giresun'un hamsisi, baksana hamsiye. Sağ tarafında Artvin. Evet. Kesinlikle mükemmel. Herkese tavsiye ederim. Mekan süper. Burası istasyon. Hemen istasyonun bitişiğinde muhteşem. Bahnhof derler Avrupa'da. Türkiye'de biz ona istasyon diyoruz. Ve muhteşem bir mekan. Hayırlı olsun ve umarım her zaman bol kazançlı olur. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum ve tüm arkadaşlarımı alıp bu mekana geleceğim bundan sonra. Kurtuldun patron. Ezallah. Avrupa yolları nerede devam ediyor? Show Türk'te devam ediyor. Memleket neresi? Abi, memleket Konya. Meşhur Konya. Benim eniştem de Konyalı. Evet. Güzel. Herhalde buraya yalnız gelmediniz. Eşim ve kızım, çocuk, torunum beraber geldik. Afiyet olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Merak ettim, bu güzel mekandan hangi yemeği yiyorsunuz şu anda? Şu anda biz bugün balık yedik, hamsi yedik, çorbasını içtik, çorba ve hamsi. Balıkların her türü şahane, harika yani. Evet, mekan olarak da çok güzel ve iç açıcı. İnsan yemek yedikçe yiyesi geliyor yani, mekanın atmosferinden. Yani evinde gibi hissediyorsun kendini burada. Çok mükemmel bir yer, harika. Yani Almanya'da, yurt dışında böyle güzel bir mekanın olması hepimiz için, hepiniz için hepimiz çok güzel bir... Bunu da Bilal Bey ile Tümer Bey kaldırdılar. Allah razı olsun ikisinden de. Evet. Mükemmel bir yer. Bizi de konuk ettiler Bilal ve Tümer kardeşlerimiz. Sağ olsunlar. Bu güzel mekana kendilerine hayırlı işler diliyoruz. İnşallah biz ilk sefere gelir. Yine sizlerle de karşılaşırız. Abi ben de sizi zaten 78-80 yıllarda sizin kasetinizle büyüdüm ben. O zaman da hastasıydık sizlerin. Tabii şimdi belki yeni jenerasyon fazla şey etmez ama biz 80'li yıllarda senin kasetinle yani. Teşekkür ederim. O 80'li yıllarda nasıl dinleyip seviyorsanız şu andaki gençler de aynı şekilde bizi seviyorlar. Sevmeye devam ediniz. Tabii sevmeye devam etsinler. Yani sizlerin şeyleri yeni sanatçılar gibi değil ya. Yani. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Anlıyorum sizin söylemelerinizi. Yengelere, bacılar afiyetler olsun diyeyim sizlerde. Sağ olasın. Çok da memnun olduk gördüğümüzde sizi burada. Peki. Dediğim gibi bu haberler Show Türk'te yayınlanacak her hafta. Evet. Sizler bu konuşmalarımızı dinlemiş olursunuz ve güzel olur. Tabii. Hoş geldiniz tekrar. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olasın. Afiyet olsun.
güzelliğinizi tamamlayan Hatay Kuyumcusu Berlin, Avrupa yolcularını sundu.